Sevgili izleyicilerimiz, bugün yine Yozgat iline bağlı, Çekerek ilçesine bağlı Beyyurdu köyündeyiz. Beyyurdu köyü tanıtımına hoş geldiniz. Beyyurdu köyü tanıtımının 2022 yılının birinci tanıtımında, bu tanıtımda bizlere sponsor olan sponsorumuz İnci Kaygısız. Evet, İnci Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Bugün Beyyurdu köyündeyiz. Gel. Sen oraya hepsini dök de yesinler. Hadi afiyet olsun. Ağzını açmış geliyor. Çakıyor mu? Deriz Allah razı olsun. Kış konu hayvanlara. Çek abla sen peşesin. Evet sevgili izleyicilerimiz, Beyyurdu köyündeyiz. Yine Beyyurdu köyünde bu sene 2022 yılının yeni tanıtım programındayız. Yine bu çekimde köye iki torba köpek maması getirdik. Hatta mamanın bir torbasını da belirli kısımlara, köpeklere dağıttık. Bir kısmını da markete teslim ettik. Ara ara dağıtacaklar. Ara ara vereceğim ben. Yanımızda yine bir genç arkadaşımız var. Beyyurdu köyünden. Şöyle mikrofonu bir vereyim abim. Kendini bir tanıt. İsmim Yasin Karadavut.
koy işte, koy hayatı böyle, kar çok. Evet. Bu köpeklere mama gönderenden Allah razı olsun. Buna evet, sebep olanlardan Allah razı olsun. İnci kaygısına çok teşekkür ederiz. İnci abla yani yine... yaptığı güzel bir şey yani, bir sürü köpek var köyde. Başı boş, hayvanlar aç. Evet. Yani çok teşekkür ederim, Allah razı olsun. Yine İnci abla bu sene mezarlığı da yaptıracağını söyledi. Buradan da duyurmuş olalım. Çok teşekkür ederim. Köylülere ederek. Ve gurbettekilere. Bir de bir çeşme var, keşke orayı da yaptırsak. Görünüşü çıkarken orada yarım kaldı. Orada mescitte. Bir çeşme. Yarım kaldı oranın inşaatı. Bahan yok. Yani orayı da yaptırırsa çok şey olur yani. Hayır evet, yapmış olur. O zaman buradan Beyyurdu köyü gurbetçilerine seslenelim. Hayırseverlerine seslenelim. Onlar da evet. Çeşmeye bir yardımcı Allah olsunlar. Allah rızası için. Tabii canım. Evet, biraz köyden bahsedelim. Köyde ne iş yapıyorsun? Neyle uğraşıyorsun? Vallahi ben şoförüm. Çalış yok buralarda. Taş ocağında çalışıyorduk. Hayvancılığından uğraşıyor abi. İşte koy hayatı bu şekilde. Evet, kaç kardeşsin? 5 kardeşik. Baba... Anne baba sağ. İyiler. Işte. Sağlıkları nasıl? Çok şükür iyi onları. Sıhhati. Hamdolsun iyiler. Allah sağlık sıhhat versin. Peki Beyyurdu köyünün genellikle gurbetçisi hangi illerde, ilçelerde, yurt dışında gurbetçisi var mı? Çok. Ankara'da, İstanbul'da, Bursa'da, yurt dışında, Almanya'da, Hollanda'da her tarafta var Beyyurdu'nun. Evet, çok, onlara da çok selam da, gönderelim. Onlara şöyle. Da buradan çokça selam söylüyorum. Büyüklerimin ellerinden öperim, küçüklerimin gözlerinden. Yani bu şekilde. Çok teşekkür ediyoruz. Ne yapıyorsun? Nasılsın amcam? Sağ ol, teşekkür ederim. Yeni... Allah iyilik versin, Allah kabul etsin. Amin amin, sağ ol. Evet, seni tanıyalım amca, kendini bir tanıt şöyle. Beyyurdu halkından Nuh Şahin. Nuh Şahin, nasılsın 1940, Nuh amca? Sağlığın, sıhhatin nasıl? Sağlık, köyde ne işlerle uğraşıyorsun? Vallahi işlerimize bazen taksiden, minibüsten gidip geliyor. Kamyonculuk yaptık bir ara. Evet. 20 sene, 25 sene yaptık da. 20-25 sene Portuna. Kamyonculuk yaptın. Genellikle burada kamyonculukla uğraşan şoför çok değil mi? Beyyurdu'nun aşağı yukarı %60, %70'i. Neredeyse 70-80 tane tır vardır köyde. He, 70-80 tane tır şoförü tır vardır. Nakliyeciyle evet. Sormak istediğin başka bir şey varsa sor. Şöyle gurbettekilere bir selam gönderelim. Bu tamam. Arada bu çekimde olsun. Bizlere sponsor olan İnci Erkusuz. Fransa'da var bizim arabalardan. Evet, İnci Kaygısız. İnci Hanım'ı tanıyor musunuz mu? Tanır. Kendisi mezarlığı var. Da yaptıracağını söyledi. Tanır. Mezarlığı... Var. Avusturya'da var. Var ya. Adem Çimen. Arkadaşı. Arkadaşlarımız var. Ya. Avustralya'da var. Fransa'da var. Akrabalar. Hollanda'da var. Menderes mi var? Menderes. Evet, akrabalara selam olsun selam diyorsun. Selam. Yine yanımızda bir abimiz daha var. Evet. Seninle de şöyle bir röportaj yapalım. Pekala, yapalım. Madem gelmişsin. Buyur. Sen de bir selam gönder şöyle. Vardır gurbette tanıdıkların. Gurbetin 3/2'si benim. 3/2. He. O kadar çok araba var diyorsun var. Yani. Kız kardeşlerim, abimin çocukları. 24 tane yeğenim var. 24 tane. 4'ünü çık 20 tane. Neredeler bunlar? Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da. Onlara da şöyle bir selam gönder televizyonumuz aracılığıyla. Tabii ki selam tabidir ya, Allah'ın selamıdır. Mutlaka. Ha, köyümüzde de ben Murat Kaygısız. Hacı Memiş'in oğluyum. Namı diğer köyün eşraflarından bir kişiydi babam da. Mekanı cennet olsun. Dileğimiz o. Ölenlerin evet. Hepsine rahmet olsun. Köyümüzden. Başka da bir şeyler soruyorsan. Teşekkür ederiz. Bununla teşekkür ederiz. Başka yine yanımızda bir amcamız daha var. Daha önce de bir röportaj gelmiştir yaptıydık be, değil mi? Sağ ol, Allah razı olsun. Teşekkür beraberdik. Ben Dursun orada şey yaptıydık. Ben de Durmuş Karaduvan Beyyurdu köy sakinlerinden. Reçberlik yapıyoruz. İşte yapıyoruz. Traktör var. Önce öküzlerdi, at vardı, araba vardı. Şimdi traktör tabii. Teknoloji. Şu anda da kar yağdı Allah'a şükür. Çok da güzel yağdı. İyiyiz şu anda. Sağlığımız sağlığımızda Allah'a şükür. Evet, gurbette var mı tanıdıklarım? Var olmaz, bunların saydırları hep bu köy bizim arabadır zaten. Hepsi de aynı saydırlarının, hepsi de bizim dolaydan arabamız olur yani. Canları evet. Sağ olsun, Allah onlara da hayırlı şifalar versin. Sene 74'te evet. Bir Anadolu taksi vardı bunu.
komple yaktık geçti gitti. Kendi gelmadığına dua et. Kendi zor kurtardı. Koy dede lakaplı gemi derler boyuna. Gemi geldi. Nuh'ya ismi. Hani, Nuh'un gemisi. Hani bir tane hoca vardı. Hani Nuh'un gemisi batmış daha Peygamber Efendimiz'den ondan dolayı sürüp geliyor. Gemi battı dedi. Bir daha da ondan belli. Lakabımız gemi kaldı. Şimdi gemi ver, gemi öde. Yalnız dedim herkes bu ayağınıza sağlık. Teşekkür Allah ederiz. Bu çekimde bizleri gönderen İnce ablamız var. Biliyor musun İnce ablayı? Benim arabam hanımın dayısının kızı. Öyle mi? Tabii canım benim hanımım da dayısının kızı. Tanımam mı? Hepsi araba dediği gibi arkadaşım bunlar. Hep birbirimize. O da yeğenim. Ben daha. Değil mi? Senin yeğenin mi? Tabii canım. 20 yeğenin içinde biri. Niye selam göndermedin yeğenine? Dedim ya. Allah razı olsun sizlere. Dedim ya hepsinde 20 tane yeğenim var. Ayrılır mı onlar birbirinden? İçinde içinde. İçinde o da içinde ya. Sana da çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Köyün kuruluşundan gelişen geniş bir zaman. Yine bir abimiz daha var. Seninle de bir kısa bir röportaj yapalım. Aslan kaygısız. Şoförüm ben de. Köyün hepsi kaygısız mı? Kaygısız. Hemen hemen üçte biri kaygısız. Kaygısız çok değil mi? Çok, çok. Şoförüm, emekli oldum, bıraktım bu işi. Şimdi köyde yiyip içip yatıyor. Hepsi bu. Gürbetteki arkadaşlarımıza bütün selamlar. Çok teşekkür ediyoruz. Yapacak bir şey yok. Yedisinde de Hollanda'da arkadaşlar duyar mı? Hollanda'da da çok arkadaşım var. Hepsine daha sağlıklar. Müren müren olursa onlara da tabii ki bol selamlar. Görürler tabii ya. Ne görmesinler? İnşallah yayınlanır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.